kış şartlarıyla bile mücadele etmeniz zor. O yüzden oranın boşaltılması gerekirdi şu dönemde diyorsunuz. Ben öyle düşünüyorum. Tahliye. İsmail Paşa diyor ki hayır, boşaltılmaması gerekiyor. Yani bence en başta bunu bir çözümlememiz gerekiyor. Çünkü tartışmanın odağı burası. Haksız mıyım? Türkiye'yi boşaltalım. Hayır, ama hayır. Bakın, bakın affedersiniz. Buradaki temel husus şu. Burada insan kaybetmemek bizim temel unsurumuz değil mi? Temel beklentimiz. Türker Paşa'nın söylediklerinden yola çıkıyorum. Türker Paşa diyor ki o da gayet tabii ki o tutulan yerlerin ila nihaye kaybedilmesi gibi bir bakış açısıyla söylemiyor. Ama eğer orada ki siz de dediniz zayıf bir üst bölgesi varsa orayı periyodik olarak boşaltıp gereken tedbirleri almak daha doğru değil mi? Yani buradaki gençlerimizin, askerlerimizin hayatı bu noktada göz ardı edilmiş olmuyor mu? Ben mi yanlış anlıyorum? Yani en Türker Paşa ile aynı düşüncedeyim. Yanlış anlıyorsunuz ve ön yargılı bakıyorsunuz olaylara. Buyurun lütfen size izah edin. Yani ben size diyorum ki, bak ben size diyorum ki 370 km genişliğinde bir hudut bölgesinde 2 yıl, ondan evvel de hudut bölümünde 2 yıl görev yapmış birisi olarak buraları terk edemezsiniz. Burası bizim hududumuz, buradan geçiyor. Bu kadar basit. Hududumuz bu, şeyin bittiği yer, üst bölgelerin bittiği yer. Hududu korumak durumdayız. Ama niye koruyamıyoruz Sayın Paşam? Şimdi siz de söylüyorsunuz zayıflık var diye. Madem ki hududumuz neden orada doğru dürüst bir üst bölgesi inşa edilmiyor? Anlamak istediğim burası. Ya bir daha söyledim bak. Şimdi bir tek bir bu üst bölgesinde böyle bir sorun var. Diğer üst bölgelerin hepsi. Ama 12 tane de şehit verdik. Evet, çok daha fazla şehit verdiğimiz zamanlar da oldu biliyorsunuz. Tamam da şimdi, yani bu şekilde gidemeyiz ki Sayın Paşam. Yani 12 tane şehit verdik. Yarın bir 12 tane daha versek yani ne yapalım mı diyeceğiz? Can kardeşim bunu böyle söylüyorsunuz ama o zaman evinize rahat oturamazsınız. Sayın Paşam anlamaya çalışıyoruz. Biz evimizde rahat olduğumuz gibi buradaki askerlerin de hayatta kalmasını istiyoruz. Sayın Pekin, Sayın Kakışım şu anda şöyle diyorum. Yani kimse operasyon yapılmasın denmiyor. Şehit verilmesinin noktasında hepimiz mutabıkız. Hayır, zaten Sayın Paşam da yani Sayın Pekin Paşa da diyor ki orada bir zayıflık var. Yani üst bölgesinde zayıflık olduğunu söylüyor. Madem ki zayıflık var orada onları hedef haline getirmemek gerekiyordu diyoruz. Ben çok düz mantıkla düşünüyorum ve konuşuyorum. Bir defa orada bir şey var ama şimdi bunu tutup da efendim burada kış şartları biz orduyu böyle yetiştiriyoruz. Yani şimdi sorun olduğu zaman Sayın Amiralim gemi çıkarmayacak mı kış diye? Yani her şimdi bunu tabii fırtına cevabını Sayın Paşam versin ama sanırım en önemli yani böyle, kendi böyle insanına bak, değer veren bak, bir devlet ve askeri yönetimin de en önemli kıstaslarından bir tanesi burada askerinin güvenliğini sağlamak olmalı. Ya şimdi Sayın Pekin Skype'da olduğu için sen konuşmamızı kesiliyor. Biz konuşuruz çünkü orada durması gerekiyor Sayın Paşam da. Ben Sayın Türker Paşam cevap versin. Sayın Pekin bu. Bir saniye bir müsaade eder misiniz? Siz uzak bağlantıda... Yani ben o zaman hiç tartışmaya gerek yok. Yani buyur, şöyle siz uzak bağlantıda olduğunuz için... Sayın Paşam aynı anda, anlamak için size soru soruyoruz sadece. Bir saniye cevabını beklersen... Ön yargılı yaklaşıyorsunuz. Bakın. Hayır beyefendi ben şunu diyorum. Ben şunu söylüyorum. Soru soruyoruz anlamak için. Siz neden anlıyorsunuz? Sormuyorsunuz. Sormuyorsunuz. Şimdi çok acımızın şey büyük olduğu bir gece. Ne oldu? Biraz sakin olalım. Ben bu konuda bilgi sahibi değilim. Teknik olarak anlamıyorum. Teknik olarak bilen bir kişi var. O da bunu söylüyor. Sayın Pekin dinliyorum ben sizi. Buyurun. Ben bir daha söyleyeyim. Bakın burası bu üst bölgeleri bizim hududumuz. Buraları teslim edersek, buraları korumazsak kış, yaz fark etmez bir şey. Yani birinci öncelik ülkenin güvenliğidir. Ondan sonra insanların güvenliğini de alır. Ama sonuç olarak burada hata yapılmaması lazım. Hem hata yapılıyor diye bunu geri çekerseniz o zaman terörist gelir, kendi sizin içinizde daha evvelden olduğu gibi Hakkari'yi basar, Şenlinli'yi basar, başka yerde bir operasyon başka bir şey olur, Bingöl'ü basar. Yani bunlar olur. Peki. Yani şimdi bunu siyasi hedef ne? Siyasi hedef terör örgütlerinin Türkiye'de eylem yapmasının engellenmesi. Yani yok etme konusu evet yok ediyoruz. Yok edilebilir mi? O soru işareti yani bana göre de tamamen yok edilmesi çok zor. Belki marjinal hale getirebilir ama bunu yapmak durumundayız. Bu mücadeleyi yapmazsanız o zaman Türkiye'de oturamazsınız. Peki bu size noktada Sayın Ertürk'ün bir yanıtı olacak. Ben soruyu da gidebilir miyim Türker Paşa'ya? Bir yanıtını versin tamam, sen sor. Hemen sorayım onu da isterseniz siz cevaplayın. Peki. Yani şunu merak ediyorum. Tamam bizim gayet tabii ki amacımız, siyasi hedefimiz Türkiye saldırı olmasın. Neden şehit vermeyelim? Ama şehit verdik. Burada verdik. Ya yani orada değil burada verdik. Ben bunun yani neden gerçekleştiğini ve neden burada bu açığın verildiğini nasıl engelledebileceğini sizden ben de öğrenmeyi rica edeceğim. Şimdi ben İsmail Hakkı Paşa'nın gerekçelerini anlıyorum. Ama şöyle bir şey var.
Evet, siz orada derinliğine bir savunma, derinliğine bir ne bileyim terör unsurlarını yakalayıp imha etmek gibi böyle bir plan yapmışsınız ama görüyorsunuz ki bir üst bölgenizde bir hassasiyet var. Yani orada siz oraya lojistik imkan sağlayamıyorsunuz. İşte gördük, taliyeye bile süratli yapamıyorsunuz. Kış şartları çok ağır. Buna uygun olarak o üst bölgesinde gerekli tedbirler alıncaya kadar veya ne bileyim orayı daha güçlendirinceye kadar belli zamanlarda bunu kendi sınırlarımıza çekmek düşünülemez mi? Ne bileyim Mehmetçiğin kaybına mani olabilmek için. Bunu ben böyle ben düşünüyorum. Evet. Buyurun Sayın Ki Paşa. O hassasiyeti baktım hangisine, ben oraya. Hangisinde öyle düşünüyorsunuz? Gözüküyor kaç yani. Kaç tane üstü çekeceğiz geriye efendim? Kaç tane üstü çekeceğiz geriye? Duyamadım cevabınızı. Tekrar eder misiniz? Kaç tane üstü geri üstü çekelim geriye diyor. Hayır. Eğer hassas durumda üstleriniz varsa ben bilmiyorum şu anda o üstlerin hepsini çekerim ben. Bir elini bile kaybetmemek için. Efendim bakın böyle bir şey olmaz. Olamaz böyle bir şey. Olamaz. Yani bu şeyden Doğu Akdeniz'den gemileri çekmenize benzer. Hiç alakası yok ya. Alakası var. Gemileri çekin Doğu Akdeniz. Evet çekin Gölcük'e getirin hepsini. Ha bu arada zaten Antalya Körfezi'nde bütün gemilerin geri çekildiği de o tarafa biliyoruz da. Hayır yani şunu yani ben mi çok bilmiyorum idaresi düşünüyorum fakat peki, bizim peki, orada insan kaybını olabildiğince askeri tutmak gibi hedefimiz şey olmamalı mı ya? Aslında şunu söylemediniz. Yani niye çekildi niye çekilmediden ziyade neden bu kadar uzun sürdü? Mesela birazdan konuşacağız. CHP lideri Özgür Özel de soruyor bu soruları. Bu terör bitinceye kadar devam edecek. Bakın bu saçma sapan bir şey. Efendim operasyon 2 yıllık olur 10 yıllık da olur. 10 yıl boyunca üsler burada kalır. Tamam kalır. Gerekli yerleri değiştirir. Paşam, evet, şu paşam şunu demek. Merak ediyorum. Şu operasyon, anlatırsanız çok mutlu olacağım. Operasyon 2 yıl niye diye. Yani böyle bir şey olabilir zaten mi ya? Paşam uzun sürmüş. Siz de söylüyorsunuz. Ben şu konuda bizi aydınlatmanızı rica edeceğim. Yani uzun sürmüş. Evet şu anda zaten uzun süredir devam eden aslında orada bir operasyon var. Doğru mu? Yani uzun sürmesine rağmen neden doğru dürüst üst yapılmamış? Yani sizin dediğiniz gibi bu aksaklık. Hayır ben sizin de söylediğiniz uzun süre değil. Bakın anlamadığınız konu şu. Bu konuda Savunma Bakanı oturur şeyini yapar. Bu üst bölgesi Kasım ayında gelmiş bu üst bölgesine. Yanlışlık orada. Kasım ayında gelinen bir üst bölgesine yerleşmek mümkün değil. Bu eksikliği öğrenmek yani istiyorsun da. Siz bunu buradaki olayı şey yaparken eleştirirken bütün bölgeyi işine alıyorsunuz. O zaman hepsini çeksin. Hayır, değil. Yani ben sadece burası için söyledim. Saldırı öyle için söyledim paşam. Sayın Ertuğrul da aynı şeyi söyledi. Sayın siz de aynı şeyi söylediniz. Hayır bakın tekrar söylüyorum. Ben orası için söyledim Sayın Paşam. Siz de zayıf hassasiyet olduğunu söylediğiniz olan için. Hassasiyet evet, olduğunu söylediğiniz için orayı olan, söylüyorum. Sorun olan bu. Burada söyleyeyim. Bir tane üst yok. Birkaç tane daha üst var ama buraya gereken inşaat yapılamamış. Yani i̇şte biraz evvel söyledim. Tavanları bunların hava mermisine dayanıklı oluyor. Tamam. Roket atarla dayanıklı oluyor şeyleri, duvarları. Şunu da belirtelim. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan birazdan yayınımızda olacak. Aslında CHP evet. Lideri Özgür Özel'in de CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın da sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısında gün içinde yapılan tüm açıklamalarda aslında iktidara yönelttiği sorular tam da buydu. Biz de aslında bunun yanıtını aramaya çalışıyoruz. Bir sonraki şehit haberine kadar bunu unutmadan nerede hata yaptığımızı anlamak aslında niyetimiz. Evet burada bir kara harekatı, hava destekli kara harekatı devam ediyor. 18 aydır devam ediyor. 18 ayda hangi hedeflere ulaşılabildi? Hangi hedeflere ulaşılamadı? Ulaşılamadıysa evet, efendim, neden ulaşılamadı mesela? Soruyu nasıl soruyorsunuz merak ediyorum. Hangi hedefler ulaşılabildi belli? Bakın Türkiye'nin içerisinde herhangi bir terör harekatı oluyor mu? Terör eylem oluyor mu? Ya bu soruyu sormak bile saçmalık yani bana göre. Hangi hedefe evet, ulaşıldı? Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nın önünde bir mesela defa, bundan tam bir buçuk ay önce bir intihar saldırısı oldu. Mesela kaç defa olmalı sizin için ölçü nedir Sayın Pekin? Yani kaç defa bomba patlarsa sizin için yeterli mesela? Efendim bakın demagoji yapmayın. Demagoji niye yapayım efendim? Soru sordunuz cevap yapıyorum. Verdim. Ben de dediniz ki kaç defa bomba patladı dediniz. Ben de bir önce İçişleri Bakanlığı'nda patladı dedim. Kaç tane bomba için? Ya böyle bir şey olabilir mi? Bunun hesabı mesabı siz olmaz. Siz sordunuz soruyu Sayın Pekin. Dediniz ki en son ne zaman bomba patladı dediniz. Ben size söyledim. İçişleri Bakanlığı'nın önünde patladı dedim. Ben size dedim ki ya bakın Simge Hanım. Cinem Hanım neyse yani kusura bakmayın. Bazen böyle şey yapıyorum, anlayışsız davrandığınız için söylüyorum. Onun dışında şimdiye kadar bir şey oldu mu?
Ya, şimdi, Türkiye'nin daha büyük hallerini biliyoruz. Ya ben ne gerçekten oldu? Bu, hiç anlayamadım bu tarzı. Yani ya niye, Sayın niye Pekin Paşa, Sayın ben, Pekin Paşa, bakın, siz burada kimseyi azarlama durumunda değilsiniz. Yok, kimse kimseyi azarlamıyor. Lütfen ben yani azarlayısız falan diyorsunuz. Ama hiç siz, hiç doğru şimdi aslında ön yargıyla, ön yargıyla hareket ediyorsunuz. Biz ön yargıyla hareket etmiyoruz. Biz öğrenmek için soru soruyoruz. Benim hanım da aynı şeyi yapıyorsunuz. Siz de aynı şeyi yapıyorsunuz. Siz de aynı şeyi yapıyorsunuz. Bir saniye, şimdi bizim misafirimiz Sayın Pekin. Efendim bu sistem yanlış. O zaman bizim misafirimiz acımız da ortak. Aslında hepimizin yanıtını aradığı soru aynı. Doğruyuz. Bakın biz acıyı bir tarafa bırakın. Boş verin acıyı. Buradaki ne sistemi tartışıyor. Ben de diyorum ki... Ben acıyı anlamadım. Şehitler Tepesi boş kalmasın. Tamam. Buradan mı devam edeceğiz? Bir saniye. Şimdi bir baştan alalım isterseniz. Sayın Pekin, aslında burada bir soru var diyoruz. Diyoruz ben, ki... Ya bir daha söyleyeyim. Bakın sakın ola ki böyle azarlama falan yapmıyor. Ama hissettiğim anda... Ön yargınızı gereken cevabı verin. Hiç çekinin. O siz bize ön yargılı düşünüyorsanız bu da bir şey diyemez. Biz sadece bak, soru soruyoruz. Anlamak için soruyoruz. Başladı konuya. Hiçbirimiz burada Türker Paşa'm da dahil saygıdan en küçük biz ödün vermedik. Bütün çekilmesinden bahset. Ya insan birazcık şeye saygı duyar. Yani ihtisasa saygı duyar. Ya, İhtisası olan birazcık birisi daha var yanımızda. Biz öğrenmek için soruyoruz aynı zamanda. Sayın Paşa'm. Öğrenmek için biz sormuyoruz. Biz öğrenmek için soruyoruz. Anlamadığımız yerde de sorularla devam ediyoruz. Yani insanları zor durumda bırakmak için soruyorsun. Hiç ben de hissettiğim anda bak hissederim. Tamam şimdi sizin hissiyatlarınız yani üzerinden hiç değil mesela, daha hiç öyle bir realiteler üzerinden yok devam edelim hayır, isterseniz. Hayır. Şimdi siz yani mantığınıza yakma. Eğer, çok affedersiniz bir dakika. Can bana ne siz olur eğer, ama ya yani yardım iktidar, et biraz. İktidarla alakalı bir hani zor durumda kalmak vesaire yani gibi bir derdiniz varsa. Yok hayır benim öyle bir soruyu sorarız. Ya bir defa. Bizim sorumuzu etmeyin. 12 tane insan kaybetmişiz. Niyetim yok. Tamam. Benim iktidarla şunla bununla öyle bir niyetim yok. Sen daha beni tanımamışsın. Ne diyorsun? Söyleyin açıkçası. İşte bak. Bana sizin bir müsaade eder misiniz? Sayın Pekin, Sayın Kakışım, ya Sayın Pekin yıllardır birlikte bak, program yaparız. Art niyetli soru sormadığımız şey, siz çok iyi bilen ya isimlerden birisisiniz. Şimdi burada yöneltilen soruları ben yöneltiyorum. Diyorum ki 18 ay bir operasyon sürer mi? Hedefe ulaşmış sürer mıdır? Ulaşabilirse mi ulaşmıştır? 10 yıl bile sürer o tamam, siz de sürer dersiniz. Bir tane sürece, bir daha ya bunun altında bu bir niyet okuma yapmayalım sürer ne olur. Ya konumuz bu değil bugün. Ya burada evet, o zaman o konumda gidiyoruz. Yani baştan itibaren şunu söylüyorsunuz. Arkadaşımızın kabul etmediği bir şeyi diyorsunuz ki yani bu yanlış baştan itibaren o zaman doğrusu ne yapın? Yani nasıl olacak doğrusu? Ben de anlatmaya çalışıyorum nedir diye. Sen şimdi Türkiye'nin içerisinde terör örgütünün faaliyette bulunmasını, Türkiye'den kendisine militan devşirmesini önleyin diye talimatı var, öyle mi? Bunu nasıl yapacağız? Terör örgütüyle mücadeleyi alanı kısacağız, Türkiye'den çıkaracağız, alanı kısacağız. Terör örgütüne daha dar bir alan vereceğiz. Tamam, bir, bravo. Bu alan içerisinde de çalışacağız. Yapıyoruz. Tabii ki bravo, kesinlikle doğru. Kesinlikle katılıyorum. İhtisasınıza da saygı duyuyoruz. Ama yaparken de olabildiğince az insan kaybımız olsun diyoruz.